Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Bu özel yayınımızın adını Kürtler ne istiyor ne bekliyor koyduk. Bu sorunun yanıtı için de Batman'a bağlanacağız. Karşımızda Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu olacak. Gergerlioğlu'nu tanımayanlar için kısaca hatırlatalım. Kendisi 2003 yılında Mazlumlar Kocaeli Şube Başkanlığı yapmış bir isim. Ardından 2007'de Mazlumlar Genel Başkanı oldu. 2013'te ayrıldı. Ardından Kocaeli Barış Platformu sözcülüğü yaptı. 2017 Ocak ayında ise kanun hükmünde kararnameyle devlet memurundan çıkarıldı. 2017 Mart'ından bu yana ise Hak ve Adalet Platformu sözcülüğü gerçekleştiriyor. Kendisi tam anlamıyla bir hak savunucusu tanımını, anlamını hak eden bir isim. Ömer Faruk Bey merhaba. Merhaba. Efendim siz aslında tabirimi hoş karşılarsınız. Bir Batı insanısınız ama şu an Batman'da görev yapıyorsunuz ve orada Kürt coğrafyasının halet ruhiyesine ilişkin yazılar da kalem alıyorsunuz. Biz bunları artı gerçekte olsun, kendi blogunuzda olsun okuyoruz. Öncelikle size şunu sorsam, Ankara'da siyasette bir MHP-AKP birlikteliği gerçekleşti. Ardından bir Afrin operasyonu. Ondan önce bir Irak-Kürdistan referandumuna Ankara'nın aldığı tavır vardı. Tüm bunları topladığımızda yaşadığınız coğrafyada Batman'daki Kürt yoğunluklu nüfusa sahip bir yer. Nasıl bir halet ruhiye var Ankara'ya bakışta? Tabii efendim. Şimdi tabii uzun süredir ülkede o hal var. Bu bölgede de o hal var. Kürtler o hale zaten alışkınlar. Fakat son zamanlarda o halin şiddeti artıyor. Bir sessizlik hakim. Batman'da ve diğer illerde insanlar sokağa çıkamıyor, açıklama yapamıyorlar. Ancak izin verilen ölçülerde konuşabiliyorlar. O hal şartları Türkiye'nin birçok yerini etkilediği gibi bu bölgeyi, Kürtleri de etkiliyor. Bölgeden çok yüksek sesler çıkmamasının en büyük nedeni şu anda o halin insanları baskılayıcı etkisi. İnsanlar yüksek sesle düşünmüyorlar, konuşmuyorlar ama sıkıntı içindeler, bir bezginlik içindeler, bir bıkkınlık içindeler ve canları sıkkın açıkçası. Kürt meselesinde iyi yönde gelişmeler olmuyor ve Batman'da da Kürtler bu noktada mutlu değiller, huzurlu değiller. Ve rahat bir şekilde de konuşamıyorlar. En önemlisi bu. Derdini anlatma noktasında herkes bir tedirginlik, bir korku, bir çekingenlik var. Ve bunu anlaşılan en meşru zemin olan seçimlerde izah edecekler. AK Parti MHP ittifakı tabii buralarda iyi yansımıyor. Genel olarak AK Partili de olsa Kürtler açısından MHP çok makbul bir parti değil. Kürt meselesi açısından iyi geçmişi olan bir parti değil. AK Parti'ye sempatiyle bakan Kürtler bile MHP ile olan ittifaktan rahatsız. Ve daha öncesinde referandum konusunda AK Parti'nin tavrı önemli bir hayal kırıklığı oluşturmuştu zaten. Bu aşınma oluşturmaya başlamıştı. AK Partili Kürtler arasında da bir aşınma oluşturmaya başlamıştı. Yapılan tavrı çok izah edemiyorlardı açıkçası. Çünkü bu bölgede Kürdistan referandum sırasında referanduma açıkça karşı çıkacak pek bir siyasetçi yoktu. AK Parti'nin politikalarına rağmen çok açıkça referandum konusunda olumsuz beyanlar bulunmaya cesaret edecek fazla bir AK Partili siyasetçi yoktu. Geçiştirme modunda gidiyorlardı. Artı üstüne AK Parti MHP ittifakının gelmesi, Kızıl Elma koalisyonlarının olması ve ardından Afrin operasyonunun gelmesi bölgede hissedilir derecede bir AK Parti'ye karşı güvensizlik oluşturmaya başladı. AK Partili Kürtler açısından diyorum bunu. Çünkü artık kültürel sohbetlerde eskisi gibi AK Parti politikalarını savunamadıklarını görüyoruz.
Şimdiye kadar çeşitli politikaları tevil etmeye çalışan AK Partili Kürtler artık tevil etmekte zorlanıyorlar ve eleştiriler karşısında bunlarını bükmeye başladılar. Belki bu hani somut net bir oranında değişikliğe çok sert ve keskin bir şekilde belki yansımıyor. Ama böyle bir aşınma oluşturmaya başladı. Mutlaka biraz hani %15-20 civarında da AK Partili Kürtlerde yapılacak bir seçimde bir ben şahsen kayıp da bekliyorum. Yani AK Parti oylarında bir %15-20 civarında bir kayıp olacağını tahmin ediyorum. Kimi gözlemciler daha fazlasını da söylüyorlar ama benim beklentim bu yönde. Çünkü Afrin operasyonu burada hani batıdaki gibi değil. Batıdaki belki anketlerde Karadeniz ve İç Anadolu'da %85 civarında Afrin operasyonuna destek görünüyordu. Ama buralarda %85 Afrin operasyonunu hoş karşılamama oranı var. Bu önemli bir toplumsal yarılmayı gösteriyor aslında Batı'yla Doğu arasında. Batı'dakilerin Kürtleri anlamamasını gösteriyor. Empati noktasında önemli bir etkiyi gösteriyor bu. Ve Afrin operasyonu sonrası da burada hani AK Partili, Hüdaparlı hatta kitlenin tabanı bundan son derece rahatsız. Açıkçası hani bunu savunulabilir bulmuyor. Batı'daki AK Partili seçmenin anlayamayacağı oranda, hissedemeyeceği oranda bir rahatsızlık var. Yani bunu Kürtlerin kazanımlarına yönelik bir harekat olarak görüyorlar, düşünüyorlar. Hani AK Partili de olsa, Hüdaparlı da olsa bu operasyon ve işte oradaki sivil kayıpları can sıkıcı gelişmeler açıkçası ve AK Parti bu noktada bir aşınma yaşıyor açıkçası. Yaşamaması mümkün değil. Çünkü yapılanları izah etmek mümkün değil. Saadet Partisi'nin bölgede biraz kıpırdamışı var. Batman özelinde İYİ Parti'nin gayretleri var. Burada iyi bir ekip oluşturmuşlar ve hani bir önemli halkla temas noktasında gayretleri var. Ama şu bir gerçek ki önümüzdeki yani böyle bu süreç böyle ilerlerse önümüzdeki seçimlerdeki tablo 7 Haziran tablosuna doğru gidiyor gibi bir görüntü var. Belki AK Parti'nin içinde hani onu kesseniz başka bir yere gitmeyecek bir kesim var. Yani işte korucular ve hani ekonomik istikrarı önemseyen bir kesim var. Kimlik politikalarına çok fazla prim vermeyen bir kesim var. Onlar belki AK Parti'den uzaklaşmayacak ama AK Parti HDP arasında kalan, Araf bölgesinde kalanlarda bir aşınma yaşanıyor. Bu bir gerçek. Bunu kimse inkar edemez. Ve hani 7 Haziran seçimlerine doğru giden bir tablo görüntüsü var bu şekilde gidecek olursa ve bir kısım boykot yönünde de bir düşünce var. Yani insanların bir kısmı da AK Parti seçmeni belki bir kısmı partisine oy vermeyecek, HDP'ye de gitmeyecek ama sandığa da gitmeyecek. Böyle bir %10'a yakın bir kesim de hissediliyor. HDP içinde de belki bir miktar böyle bir kesim olabilir. Hani HDP içinde de aslında önceki hendek barikat politikalarına eleştiri getiren ve hani boykotu tercih eden kesim vardı ama işte bu son zamanlardaki HDP'ye yönelik baskılar biraz daha HDP'nin güçlenmesine yol açtı. Ama HDP hareket alanı bulamıyor. Çünkü önemli bir baskı var. Milletvekilleri tutuklanmış, işte HDP'nin hareket alanına yönelik önemli baskılar var ve hani o manevra alanını bulmakta zorlanıyor açıkçası. Ama şu da var. Yani partiler üstü bir Kürtlük bilinci
de de bir yükseliş var. Mesela son Nevruz kutlamaları beklenenin üstünde bir katılımla gerçekleştirildi. Batman'da, Diyarbakır'da canlı ve istekli bir topluluk vardı. Hani o kadar belki konuşmanın insanları tedirgin ettiği bir ortam olsa da Nevruz katılımları da önemli bir göstergeydi. İnsanlar gidip orada kendi kimliklerini haykırmak istiyorlardı. Ben AK Parti seçmenlerin dediğim gibi özel sohbetlerde artık daha bir zorlandıklarını, izah etmekte zorlandıklarını gözlemledim. Belki işte barış süreci tasfiye edildi, şu anda adı bile anılmıyor. Afrin harekatı var, belki daha da ilerleyecek, Münbiç olacak, belki medya tekne geçir ama bölgede bir gönül kırgınlığı var. Bu gönül kırgınlığını bu tür tertlik yaptı politikalarla veya medyayı geçirerek gideremezsiniz. Bu önemli bir gerçeklik. Başka alanlarda da o halin etkisi istiyor. Mesela ben geçen günlerde Hasankeyf'i ziyaret ettim. Biliyorsunuz Hasankeyf'de barajı dolayısıyla sorun yaşanıyor, bir gerginlik yaşanıyor ve insanların artık evlerini, iş yerlerini boşaltması isteniyor. Zaten Hasankeyfliler Ilısu Barajı konusunda mutlu değiller. Bölgede çok önemli bir çevre ve tarih katliamı yapacağını düşünüyorlar ama ay bitmiş artık, yeni Hasankeyf'e taşınma durumundalar. Yeni Hasankeyf bitmeden evinin ve iş yerinin terk edilmesi, istenmesine karşı bir yürüyüş gerçekleştirmişlerdi. Basına da yazmıştı bu. Hani Türk haklarıyla yapılan, kadınların, çocukların katıldığı bir yürüyüştü bu. İşte belli bir bölgeden bir yere kadar gidip bir basın açıklaması yapılacak. Yani son derece masum ve bir toplum hareketinden öteye geçmeyecek görüntüsü olan bir yürüyüştü. Ama Hasankeyf'leri dinlediğim zaman gerçekten çok şaşırdıklarını gördüm. Çünkü polis oldukça sert müdahale etmiş. Hani bu kadarını beklemiyorduk, çok şaşırdık diyorlar. Çünkü kadınların, çocukların içinde olduğu bir topluğa gaz sıkıldı. Gerçekten çok zor anlar yaşadık. Yani böylesi bir görüntüyü beklemiyorduk. Yani şu ana kadar mesela AK Parti'ye destek veriyorduk. Ama hani bırakın meselesinden değil, bize karşı yapılan tavır, o hal getirdiği sertlik politikaları sonrası, ben işte bundan sonrasında burada mesela AK Parti'ye o vermem diyen bir sürü insanla karşılaştım açıkçası. Hani bu tür politikalarla sertlik yanlısı, insanlara tepeden bakan, insanlardan uzaklaşan, belli bir rantiye partisi olduğunu iyice hissettiren bir hale geldi AK Parti şu anda. Maalesef bölgede birçok yerde öncesinde umut vadettiği halde çözüm sürecinde şu anda AK Parti belli bir rantiye kesiminin partisi halinde oluyor. Partide kalanlar işte kimlik politikalarını çok önemsemeyen ama ekonomik istikrarı önemseyen bir kesim olduk. Veyahut da dini hassasiyetlerinden dolayı AK Parti'yi desteklemeye devam eden bir topluluk oluyor. Genel görüntü böyle ama dini hassasiyet açısından hani AK Parti'deki uzlaşma burada Kürtlerin dinden uzaklaşmasına, hatta neredeyse dinden çıkmasına da yol açabiliyor. Böyle durumları da görüyoruz. Çünkü hani, kimlik konusunda hassas olan Kürtler AK Parti'nin milliyetçi politikaları, bariz somut milliyetçi politikaları karşısında
din ve dindarları da sorgulamaya başlıyor. Bunu şu, bunu şöyle bir soruyla çeşitlendirmek isterim. Geçenlerdeki bir yazınız sağcı muhafazakarlık dinden uzaklaştırıyor başlığıyla bir yazı yazmıştınız. Batı Türkiye'de gittikçe gündeme gelen bir tartışma, özellikle dindar ailelerin çocuklarının dinden uzaklaşması, deizme, ateizme kayması gibi. Bunun oralarda da bir Kürt versiyonunu mu tanıklık ediyoruz? Dinleyelim lütfen. Evet. Buraya geldiğimden beri buna tanıklık ediyorum. Batı'da da gözlemliyordum. Buradaki en büyük nedeni Kürdi hassasiyetler konusunda AK Parti iktidarından duydukları hayal kırıklığı dolayısıyla oluyor. Yani işte dini temalı bir iktidar, dindarların oluşturduğu bir iktidarın benim kimliğime yönelik gayet soğuk ve dışlayıcı tutumu varsa ben o zaman hani din ve dindardan ne beklerim diyen ve bundan dolayı dinden uzaklaşan, din çıkan hatta insanları tanıdım açıkçası. Bu bariz bir şekilde görülüyor. Ben bunu hani Batı'da da gözlemliyorum. Kürt bölgelerinde sağcı muhafazakarlık hem o hal mağduriyeti yaşayan kesimleri son derece yoğun şekilde etkiliyor. Yani muhafazakar olsa bile muhafazakar iktidarın zalimce uygulamalarından dolayı din ve dini değerleri sorgulayan bir önemli kesim var. Dindarlardan büyük bir hayal kırıklığı bir kesim var. Ne bileyim işte soğuyan, uzaklaşan bir kesim var. Bu kesim muhafazakarlardan gördüğü zulmün karşısında böyle bir tavır sergiliyor. Kürtler de yine aynı şekilde bölgede önemli bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yani buradaki dini hassasiyetler de bu noktada önemli bir gerileme yaşıyor. Çünkü referandumda yaşananlar, işte AK Parti MHP ittifakı, din durumu, Afrin operasyonunda sivillerin kaybı önemli sorgulamalara yol açıyor. Sadece muhafazakarlık hani zannedilir ki insanları dine sevk eden bir haldir ama şu anda tamamen uzaklaştıran bir durum oluşturuyor. Kavram oldu artık açık. Efendim son olarak şunu sormak istiyorum. Siz İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bölgede AKP küskünlerin, ki bunların HDP'ye oy vermeleri çok çok zor olan kesimler için bir adres olarak İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin belirginleşebileceğini söylediniz. Saadet Partisi ile Kürt seçmeninin aslında ilişkisi çok eskiye de dayanıyor. 94'te Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nı Milli Görüş Gelirleri Refah Partisi almıştı. Benzer bir sürece tanıklık edebilir miyiz eğer böyle sürerse? Bir Saadet Partisi yükselişi. Tabii bölgede Saadet Partisi'nin bir yükselişi var. Temel Karamollaoğlu akıllı, akılcı politikalar izliyor. Kulağa hoş gelen şeyler söylüyor. Ve bölgede ondan bir beklenti var. AK Parti MHP koalisyon katılsaydı kendisi açısından büyük bir kayıp olacaktı. Ama şu bir anahtar parti rolüne doğru gidiyor. Batı'da ve Doğu'da yükselen bir parti. Hani belki çok hızlı süper bir yükseliş olsa da büyüme yükseliş trendine girmiş bir parti. Saadet Partisi. Belki hani Saadet Partililer şu ana kadar kimlikle ilgili, Kürt kimliğiyle ilgili hususları çok anda düşünmeyen bir kesimdi. Hani Saadet Partili Kürt profili dini değerleri çok ön planda tutan, dini değerleri çok ön planda düşünmeyen bir kesimdir. Ama şu an AK Parti'deki yozlaşma bir Saadet Partisi'ne yönelik bakışı attırdı. Ve Saadet Partiler de kimlikle ilgili konularda hani daha böyle Kürt kimliğini önemseyen bir duruma geldiler. Bu da önemli. İnsanların bir tercihi olabilir. Saadet Partisi'nin yükselişi var. İşte Batman özelinde, belki diğer illeri çok bilemiyorum ama Batman özelinde önemli bir çalışma içinde. O iyi bir ekip oluşturmuş durumdalar. Hani kendileri açısından belki zor bir alan. Hani bir
milliyetçi gelenekten gelen parti olarak zor bir alan ama onlar için hani Saadet Partisi'nde olduğu gibi boykota gidebilecek AK Parti, HDP'den uzaklaşan kesimlerin bir adresi olabilir parti. Bir az bir miktarda olsa bir biraz oynayabileceği düşünülür. Genel görüntü böyle. Ömer Faruk Gergerlioğlu, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İyi günler diliyoruz size. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. Evet, Batman'dan Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla Kürtler ne istiyor, ne bekliyor sorusuna yanıt aradık. Başka bir özel yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.